Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Tarih videolarımıza devam ediyoruz ve hemen soruyoruz. Hocam bugün ne göreceğiz? Hocam bugün İslam tarihi ünitesinin İslamiyet öncesi Arabistan'ın alt başlıklarını göreceğiz hocam. Peki, genel durum. Peki bakalım hocam, şimdi demiştik ki başlık olarak İslamiyet öncesi Arabistan, yani Arap bölgesi Müslüman olmadan önceki siyasi, sosyal, kültür özelliklerine bakacağız. Şimdi hocam ben bunu İÖ olarak yaptım. Bunun İslamiyet öncesi olduğunu bilelim. Bazı arkadaşlar bunu İsa'dan önce olarak karıştırıyor ama konu İslam tarihi, İslamiyet öncesi olarak işleyeceğiz. Peki baktığımız hocam, Araplar İslamiyet öncesinde kabile şeklinde örgütlenmişler ve bu kabileler arasında sürekli hocam kan davaları var. Peki kavgalı olduğunuz biriyle barışabilir misiniz? Kolay kolay. Kolay kolay barışamam tabii. Peki barışmadığınız insanlarla bir araya gelir misiniz? Hayır. Bu da sizin birleşmeniz ve bütünleşmesini önler. Arapların kabileler şeklinde örgütlenip ve bu kabileler arasında sürekli kan davalarının olması Arapların birleşmesini önlemiştir. Hı hı. Ve sayın hocam baktığımızda İslamiyet öncesi Arabistan'da Araplar Seba, Himyeri, Gassan, Tebük ve Mute gibi şehir devletleri şeklinde örgütlenmişlerdir. Peki. Hocam şehir devleti kelimesini gördüğümüzde arkadaşlarımızın yapacağı iki tane yorum vardı. Bir, Araplar arasında siyasi birliğin olmadığı ve Araplar arasında yine merkez otoritenin olmadığının göstergesidir. Hı hı. Şimdi bu üç özellik sayın hocam Arapların siyasi olarak birleşmelerini önlemiş ve İslamiyet öncesi Arabistan'da güçlü bir Arap devletinin kurulmasının kurulamamasının temel sebebi bu üç maddedir hocam. Tamamdır. Peki baktığımızda hocam İslamiyet öncesi Arabistan'da en yaygın inanç ya da en yaygın din olarak putperestlik demiştir. Peki hocam en diyorsa burada bir karşılaştırma vardır. Peki karşılaştırma en az mevcut iki şey arasında yapılır. Demek ki İslamiyet öncesi Arabistan'da birden fazla inanç var. Peki hocam putperestlik ne demektir? Putperestlik Tanrı, yani farklı anlamları olduğu için söylüyorum. Bazıları tanrıların şekli olduğunu, bazıları da direkt onun tanrı olduğunu söylüyorlar ve ona tapıyorlar. Güzel. Heykeller. Ya, ya da hocam daha basit kavramda arkadaş anlayacağı şekilde insanların tapınmak için oluşturdukları nesneleri biz putperestliktir. Putperestlik deriz. Put da zaten inandıkları nesnedir. İnanılan yaptıkları nesneye tapmaya da putperestlik denir. Peki hocam genellikle putlar hocam resim ya da heykellere tapılır. Bu da Araplarda İslamiyet öncesinde resim ve heykelcilik sanatının gelişmesini etkilemiştir. Yani burada şöyle bir yorum yapabiliriz. İnandıkları din putperestliktir. Putperestliğe inandıkları için resim ve heykel yapmış ve buna tapınmışlardır. Bu da İslamiyet öncesi Arabistan'da resim ve heykelcilik sanatının gelişmesini etkileyecektir hocam. Zaten Hz. Muhammed ileride bir gün şunu söyleyecek İslamiyet'e yayıldıktan sonra Müslümanlar lütfen resim ve heykel yapmayın. Bu da İslamiyet'te resim ve heykelciğin İslamiyet'ten sonra gerilemesine sebebiyet verecektir. Peki hocam baktığımızda Arabistan'da Haniflik gibi Hz. İbrahim'in inancı vardır ve baktığımızda Hristiyanlık ve Musevilik gibi dinler de burada gözükmektedir. Burada şöyle yorum yapabiliriz hocam. Eğer ki bir yerde Hristiyanlık ve Musevilik kelimesini görürsek yorum bir, orada semavi din inancı vardır. Çünkü semavi din Allah'ın peygamber aracılığıyla yolladığı dinlerdi ve bir yerde Hristiyanlık ve yine Musevilik görürsek hocam o bölgede tek tanrı inanç olduğunun yorumunu yapabiliriz. Peki baktığımızda hocam İslamiyet öncesi Arabistan'ın en gelişmiş bölgesi Hicaz'dır. Bir bölge gelişmişse oranın önemli bir özellikleri olacak. Etkili özellikleri olacak ki o bölge diğer bölgelere göre daha etkili olması gerekiyor. Peki hocam. Bölgede Şam ticaret yolunun o bölgeden geçmesi bölgeye olumlu yönden etkiler. Peki bu özellik Hicaz'ı hangi yönden etkilemiştir? Şam ticaret yolu diyorsa. Ticareti çok tabii, iyi gelişmiştir. Ekonomik yönden hocam güçlenmiştir. Peki baktığımızda güçlü kabilelerin burada yaşaması hocam baktığımızda kabile bir nevi siyasi kuruluştur. Demek ki bölgeyi siyasi yönden olumlu etkilemiştir. Peki baktığımızda Kabe'nin burada bulunması. Sayın hocam şu tuzağa lütfen arkadaşların düşmesin. Tamam Kabe Müslümanlar için kutsal bir mekandır. Yalnız Kabe İslamiyet'le beraber kutsallığa kavuşmamıştır. Hazreti İbrahim döneminde yapılmış ve İslamiyet'ten önce hocam Kabe putların merkeziydi. Şimdi nasıl insanlar hacı olmak için ya da kutsal görevlerini yerine getirmek için eskiden Kabe'ye gidiyorsa... şu an gidiyorsa eskiden de insanlar Kabe'ye putları koymuşlar ve putları ziyarete gidiyorlardı. Ve bölgede Kabe'nin bulunması bölgeyi dini yönden gelişmesini etkili yapmıştır. Şu tuzağa düşmedim hocam kesinlikle. Kabe İslamiyet'ten önce de kutsaldı çünkü putların merkezi durumdaydı. Peki hocam.
Kabe putların merkezi ve insanlar oraya sürekli putları ziyarete gidiyorlar ve bu da o bölgenin önemli bir ekonomik kazanç sağlaması neden oluyor. Peki olayımız şu. Putların ziyaret edildiği bir dönemde orada bir savaş, orada bir cinayet, orada bir kan davası olsa bölgedeki asayiş bozulur mu? Bozulur, ciddi bozulur. Peki bölgede asayiş bozulursa o bölgedeki turistler ya da o bölgeyi ziyaret eden insanlar o bölgeyi ne yapar? Gitmek istemezler. Terk eder. Tamam. Şimdi hocam bakın. Araplar şunu yapmıştır. Biz savaşalım ama haram aylarda savaşmayalım. İslamiyet öncesinde Muharrem, Recep, Zilkade, Zilhicce aylarında kesinlikle ama kesinlikle savaşmıyorlar. Bunun nedeni ise hocam bu 4 ay içerisinde Araplar geliyor Kabe'yi ziyaret ediyor. Yani Kabe bunların önemli bir gelir kaynağıdır. Kabe ziyaret ayları döneminde bu bölgede savaş yapılmasının temel sebebi geçim kaynakları korumaktır. Hatırlarsanız aynı şey gibi bu. Ben size Frigya uygarlığını anlattım da şunu söylemiştim. Öküz kesen, saban kıran direkt idam ediyordu. Amaç ise geçim kaynaklarını almaktı, korumaktı. Bunların geçim kaynakları Kabe ziyareti. Kabe'nin ziyaret edildiği dönemde savaşın yasaklanmasının temel sebebi de budur hocam. Hı-hı. Ya diyor geri kalan aylarda birbiriniz yiyin önemli değil ama bu 4 ayda kesinlikle savaşmayın. Peki hocam baktığımızda İslamiyet öncesi Arabistan Araplar arasında siyasi birlik yok. Yani Araplar bir araya gelmemesine rağmen ulusal Arap kültürü oluşmuştur. Hı-hı. Hocam bakın bu önemlidir. Eğer ki bir yerde ulusal kültür yoksa insanlar birbirinden ayrıdır. Demek ki insanlar orada birbirinden ayıran bir özellik vardır. Mesela bununla alakalı totalde 3 tane soru vardır. Sorulardan bir tanesi şudur. Ulusal Hint kültürü neden oluşmamıştır? Mesela bu bir sorudur. Hint kültürü oluşmamışsa Hint kültürünü, Hint toplumu ayrı tutan özellikler vardır. Hintleri bir araya getirmeyi önleyen olay neydi hocam? Farklı dinler, çok fazla farklı din var. Bir de kast sistemi. Kast sistemi. Kast sistemi Hint toplumunun bir araya gelmesi önlemiş, ulusal Hint kültürü oluşmamıştır. Mesela Yunanlar polis adı verilen şehir devleti şeklinde örgütlenmiş, siyasi olarak ayrı olsalar da onları bir olay bir araya getirmiş, ulusal Yunan kültürü oluşmuştur. Bunun sebebini hatırlayabileceğiz mi hocam? Mitolojik şeyler mi? Olimpiyatlar. Hangi? Olimpiyatlar Yunanları bir araya getiriyor. Hocam Araplar da siyasi olarak ayrı ama yine de ulusal Arap kültürü oluşuyor. Bir yerde ulusal kültür varsa demek ki tüm toplum bir araya gelmiştir. Peki Arapları bir araya getiren olay nedir? Hocam Kabe put ziyaretleri Arapları bir araya getirmiştir. Kabe şiir yarışmaları Arapları bir araya getirmiştir. Ukaz panayları Arapları bir araya getirmiştir. Ve Arapların bir araya gelmesiyle beraber ulusal Arap kültürü oluşmuştur. Peki Araplarda şiir yarışmaları varsa İslamiyet öncesi Arabistan'da baktığımızda hocam edebiyat gelişmiş bir sanat dalıdır. Bunlar bu arada biliyorsunuz eskiden biz küçükken Çağrı filmi çok oynardı evet. Televizyonlarda. Bu anlattığınız sahnelerin çoğunu oradan hatırlayabiliyorum. Evet. Yani oraya bakarak da tabii bizim yaş grubumuz bu yorumu evet. yapabilir ama yeni gençler yok, onlar pek bilmezler. Mi? Peki hocam İslamiyet öncesi Arabistan'da halkın yerleşik olan medeni, hı hı. göçebesi olarak bedevi derler hocam. Hı hı. Baktığımızda İslamiyet öncesi Arabistan cahiliye dönemi denmiş. Yani cahillikler var. Burada olumsuzluklar arayacağız. Hı hı. Bu dönemi cahiliye denmesi nedeni buradaki olumsuzluklara bakacağız. Kız çocuklarının diri diri gömülmesi, cahiliye dönemi olduğunun göstergesidir. Kadınlara hiçbir hakkın tanınmaması ve toplum içerisinde derin bir sınıf ayrımının gözükmesi bu döneme cahiliye dönemi denmesinin sebebidir hocam. Diyoruz ve burada tamamlıyoruz. Sevgili arkadaşlar videolarımız devam edecek. Henüz abone değilseniz hemen abone olup bildirimleri açın. Görüşmek üzere.